Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenler ilçesinde yapıyoruz. Birçoğunuzun bildiği üzere Ekrem İmamoğlu 14 Aralık 2022 tarihinde yapılan yargılama sonucu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı aldı. Şimdi durumu istinafta. Biz de seçmenlerimize bu cezanın alınmasında AK Parti'nin rolü var mı yok mu ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Şu abi Ekrem İmamoğlu bir hapis cezası ve siyaset yasağı aldı. Bunda AK Parti'nin rolü var. AK Parti istedi oldu diyorlar. Çünkü topal ördek yapacağız vesaire demişti. AK Parti'nin bu cezada rolü var mı? Hepimiz adaleti savunmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bir gün bize de lazım olur evet. Hepimiz yaşadığımız ülkenin kanunlarına uymak zorundayız. Tamam. Bir kanunu, bir suçu Ekrem İmamoğlu işlemişse ceza yatmayacak. Tamam. Hamza Topdemir işlemişse yatacak. Hamza Topdemir siz misiniz? Evet. Ama diyorlar ki Tayyip Erdoğan Gezi'ye katılanlar çürük... Bir saniye. Diyorlar ki çürük ve sürtük dedi. O ahmaktan daha ağır. O yargılanmadı, o yargılandı. Herkes diyorlar. Yargılanacak. Kim suç işlemişse herkesin yargılanması lazım. Sadece vatana ihanetin dışında yargılanmıyor. Başka da yargılama yok. Kanun eğer biz adaleti savunuyorsak evet. Ekrem İmamoğlu ceza aldı o yatmasın Cumhurbaşkanı. Ahmak demek suç mu abi? Kim olursa olsun. Bu ülkede eğer kanun varsa hepimiz doğru adaletten yan olmamız lazım. Evet. Kim suç işlerse cezasını çekecek. Ahmak demek bu cezayı gerektirir mi abi? Kanunu ben anayasa hukukçu değilim. Ben Gazi Üniversitesi işletme mezunu. Ceza hukukçusu olsaydım şimdi... Saygı duyacağız diyorsun. Tabii herkes için. Ekrem İmamoğlu bir hapis cezası ve siyaset yasağı aldı. Bazıları AK Parti bunu sağladı diyorlar. Ne diyorsun? Şimdi canım abim sana bir şey söyleyeyim. Herkes şu ağzına sahip olması lazım. Tamam. Şimdi ben eğer ki bir suç işlemişsem bunun devlet cezasını verecek değil mi? Peki Tayyip Erdoğan da biraz yavaş konuşalım. Tayyip Erdoğan da dedi ki Gezi'ye katılan kadar sürtük ve çürük o da mı hafif? Peki Tayyip Erdoğan da verdilerdi. Bir şiir için ona da verdilerdi. Ama aynı kim verdi bunun şeyi Tayyip Erdoğan'a? İmamoğlu hak mı etti? İmam, efendim? İmamoğlu hak mı etti bu cezayı? Evet hak etti abi. Herkes ağzına sahip olması lazım abi. Ekrem İmamoğlu hapis ve siyaset yasağı cezası geldi. Bazıları diyor ki hatta AK Partili bazı hukukçular da bunda hapis ve siyaset yasağı çıkmaz diyorlar ama çıktı. AK Parti'nin bunu istediğinden dolayı çıktı diyenler var. Ne diyorsunuz? Siz buna ona katılmıyorum. Ben çünkü zamanında siyasi bir şiir yüzünden Erdoğan'a da ben buradaydım o zaman İstanbul'daydım. Bu yüzden ceza verdiklerini çok iyi biliyorum. Adam yattığını da biliyorum. Muhtar dahi olamazsın dediklerini de biliyorum. Evet. Yani abi şimdi şöyle bir şey var. Haklı mı haksın bu cezayı almakta? Şimdi eğer ki Ekrem İmamoğlu şeye hakimlere ve hakimler yasasına karşı herhalde bir şey haberlerde duyduğum kadarıyla bir hakaret ettiğinden dolayı bu belediye başkanı olabilir veya diye milletvekili olabilir. 3,5 sene beklemeleri mi gerekiyor? Suçluysa suçunu alacaktır. 3,5 sene. Yani. Ya ona ben karar veremem. Hakim karar verdiyse ben ona saygı duyarım. Şu Ekrem İmamoğlu 14 Aralık'ta 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyaset yasağı cezası aldı. Kimisi diyor AK Parti'nin müdahale etmesiyle oldu. Kimisi diyor hukuki. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bence AK Parti'nin müdahalesi oldu. Niye dersen? Çünkü o adam yıllardan beri bu siyasetin içinde olan biri. İkincisi 16 milyon İstanbul'un oyunu almış bir kişi. İkinci, yok 16 milyon değil 5 milyon. 5 milyon, milyon 10 milyon neyse artık ama hepsinin başkanı. Benim de başkanım. Tayyip'in de başkanı. Tayyip'in de başkanı. Bu versin. Başkanımız ne de olsa ona da. Siyasi hukuki. Aynen. AK Parti'nin parmağı var. Yani öyle gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Bir şey, ben onu bilemem. Hukukçu olmam lazım. Herkes konuşmasına dikkat etmeli yani bana göre. Diyorlar ki Erdoğan da Gezi'ye katılan kadınlara sürtük ve çürük dedi hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı çünkü yargılanamıyor ama o da ahmak dedi yargılanamıyor. Ahmak çok daha hafif diyorlar. Mesela bazıları diyor ki ahmak sürtükten daha hafif. O cevap bile açılmıyor ama öbürü cezalıyor diyorlar. Ya yine onu adalet bilmesi lazım. Ben aslında siyasi diyorum. Siyasi. Evet. Hukuki değil. Değil. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi biz anlamayız. Hukuk, adalet ne diyorsa odur. Yani eğer hak etmişse çekecek. Başka birisi dedi gitti dedi. Dava bile açılmadı. Evet. O ahmak dedi bu kadar ceza aldı diyorlar.
Ya şimdi Tayyip bir cumhurbaşkanıdır. Yani ne bileyim yasa var ama yine de demez öyle şeyler. Yani o gayet lügatına dikkat eden bir adamdır. Kızı grupta söyledi. Olabilir, bilmiyorum. O cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim. Sana eyvallah. Ekrem İmamoğlu hapis cezası ve siyaset yasağı geldi. Kimisi hukuk, kimisi siyasi diyor. Sizce AK Parti'nin bunda parmağı var mı yok mu? Hak ettiyse yatsın. Hak ettiyse. Hak etmedim işte, size soruyorum. Yani ben karıncı avukat değilim. Yalnız Haliç'te balık tutuluyordu, şimdi kokuyor yine bak. Konumuz Haliç değil, yargı. Abi hayır, ben neleri söylüyorum sana. Her taraf yani olmuyor abim böyle, böyle bir belediyecilik olmaz. Orada fikrin yok diyorsun. Ya insin ya otursun orada. Tamam, çok teşekkür ederim. Hak etti. Hak etti. Çok teşekkür ederim. Bunu bilemem abi. Fikrin yok. Çok teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu bir hapis cezası aldı. Ne düşünüyorsun? Siyasi mi, hukuki mi? Hak etti. Hak etti mi? Hak etti. Ahmak demekle. Ama tabii iyi etmedi. Hakaret etmeyecek. Yani bu ceza mı olması lazım? Siyaset yasağı, hapis. Hakaret etmeyecekti. Sürtük çürük dedi. Gezilik kadınlara. O iyi, daha mı iyi? Sürtük demek. Evet, ben hayatıma memnunum. Teşekkürler. İmamoğlu bir hapis cezası aldı abi. Hukuki mi, siyasi mi, ne düşünüyorsun? Önünü kesmek için bir oyundur yani, hepsi o. Hayır, İmamoğlu'nu da vermedim ama siyasi bir oyun. Tabii siyasi bir oyun yani. Önünü kesmek için. Önünü kesmek için. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi. Yaşam, şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Sizce nasıl gidiyor? İşte soruları ben sorarım. Sorarsın. Patron benim. Doğru. Sonra Ekrem İmamoğlu 14 Aralık'ta hapis ve siyaset yasağı geldi. Evet. Kimisi bu ahmak sözüne bu ceza çok fazla derken kimisi de hak etti diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? AK Parti'nin parmağı var mı yok mu? Tabii ki var. Çünkü şöyle baktığı zaman Cumhurbaşkanı'nın açık ve net söylüyorum. Belki beni de bu söylemden dolayı fişlerler, yarın öbürsü gün ne yapacağım, hani ne olacağımız bellidir. Ama onun da kendisinin de söylediği ne kadar laflar var. Onları da o zaman bir değerlendirilsinler. İşte Cumhurbaşkanı'nın vatana ihanet dışında yargılanması yok. Kanunla korunuyor. Oradan hariç yok mu? Sadece vatana ihanet ederse yargılan. Peki öbürü vatana hain mi etmiş? Hainlik mi yapmış? İşte diyor, Cumhurbaşkanı yasayla korunmuyor. Hangi yasanın içerisinde? Ahmak da ahmak, herkes birbirimize diyor. Ben çocuğuma demiyor muyum? Eyvallah. Biz arkadaşımıza demiyor muyuz? Şey yani. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Yani kızdığımız zaman sürtük bu kelime... Sürtük ve çürükten daha hafif diyorsun. Tabii canım, sürtük o daha bir ağır bir kelime. Çünkü niye? Bütün annelerimize, bacılarımıza o aleni... Bütün değil, gezicilere söyle sadece. Evet. Gezi katınlara söyledi. Tamam, bu da onların içerisinde bizim annemiz yok mu? Bacımız yok mu? Evet. Biz eğer burada İslami bir şey çalışıyorsak, biz nikahlı olduğumuz eşimizden haricinde annemiz, bacımız, kızımız demiyoruz. O zaman hukuki değil, siyasi diyorsun bu. Tabii kadar. Siyasi. Tabii önünü siyasi. Kesmek için mi? Tabii siyasi bir şey. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ekrem İmamoğlu bir hapis cezası aldı efendim. Hak etti mi, etmedi mi, ne düşünüyorsun? AK Parti'nin parmağı ya var mı? Onu yok. Yargı karar verdi. Benim karar verdim. Yargı karar verdi. Yargı verdi de yargı verdi. Biz yani, yargıyı tartışmıyoruz yani, sizce? Yargının içine karışmış olurum. Onun için yargının içine karışmış. Yok, yargı kararı verdi, bitti artık. Karışmazsın. Yargının iki bitti zaten. Ha, bitti. Sen şu an söylersen karışmamış oluyor. Çünkü yargı kararını vermiş. Karar aşamasında olsa öyle olurdu. Ama hapis cezası vermemesi lazımdı yani. Hakaret yaptı. Ya İmamoğlu gerçek şey hakaret etti ama yani şey vermemesi lazım. Hasip olmamalı. Ve siyaset olmamalı. Yok hayır. Başka cezası. Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyaset yasağı geldi. Siyasi mi, hukuki mi, ne düşünüyorsunuz? Siyasi, tamamen siyasi. Hak etmedi. Tabii hak etmedi. Aynı şeyi İçişleri Bakanı söyledi ya, ona ahmaksın diye. O da ona cevaben verdi. O zaman iş tabii. Ha, sürtük için de o zaman keşke bir dava açılsaydı. Biz sürtük değiliz yani. Geziye katıldık ama sürtük değiliz. Keşke ona da diyorlar bir dava ki, Cumhurbaşkanı vatana yeniden dışında yargılanamıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olduğu için. Her şeyi soylu da mı yargılanamıyor? Atanmış biri seçilmiş birine öyle hakaret edebiliyor. Süleyman Soylu atanmış biri. Evet. İmamoğlu iki defa fark atarak seçilmiş biri ama atanmış biri seçilmiş birine hakaret edebiliyor. O zaman Süleyman Soylu'ya da açılsaydı. Ahmağa, çünkü o başlattı. O ona cevaben verdi ahmağa. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hak etti. Hak etti, çeksin. Ya sen bir büyükşehir belediye başkanısın. Senin hakaret ettiğin... Hanımefendi Süleyman Soylu da söyledi. Ona niye dava açılmadı dedi. Süleyman Soylu ona ahmak dedi. O da ona cevap verdi diyor. Ama Süleyman Soylu'nun kendisine cevap versin. Bu devletin hakimine, savcısına... O diyor ki, ben hakimlere, savcılara değil, bu karar alanlara dahmak dedim. Bilmem, hukuk ne derse odur. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza siyasi mi, hukuki mi, ne düşünüyorsun? Bak, Ekrem İmamoğlu... Siyasi.
şimdi şey yapıyor biliyor musun? Hakim ve savcılara hakaret ediyor. Yani yanlış bir şey bu. Ben diyor onu siyasetçilere söyledim ahmak sözünü. Soylu bana, ben de onlara söyledim diyor. Hakimlere söylemedim hayır, diyor. Hayır, hakimlere söylüyor. Ben kendim dinledim, ben haberleri dinledim. Ağzından çıkan kelimeyi ben gözüm kulaklığıyla duydum. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız da grup konuşmasında dedi ki geziye katılan kadınlar, sürtük erkekler, çürük. Bu daha mı hafif? Hayır, o ben onu bilmiyorum. Onda benim bir şeyim yok. Benim onda bir bilgim yok. Hayır, ona bir bilgim yok. Teşekkür ederim. Ben hep teşekkür ederim. İmamoğlu bir ceza aldı. Siyaset yasağı ve hapis cezası. Ne düşünüyorsunuz? Siyasi mi, hukuki mi, hak etmedi mi? Hak etmedi. Siyasi? Hak etmedi. Herkes adil yargılansın. Çok teşekkür ederim. Evet. Saygılar. Merhaba. Yargısız infaz. Siyasi mi, hukuki mi? Siyasi. Hak etmedi. Hak etmedi, evet. Hak çok teşekkür ederim. Siyasidir. Hak etmedi diyorsun. Yok, hak etmedi. Kesinlikle. Çok... Hak etmedi. Siyasi. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. Abi merhaba. Şimdi o hukuk ve yargı işi, ben onu o konuda bilgiye sahip olmadığım için şimdi hukuki da desem yanlış derim. Süleyman Soylu da hemşerin. O da Süleyman Soylu ona ahmaktı. O da ona dedi. Sen diyorlar hakimlere söyledin. Birisini aldı, birisi hiçbir şey olmadı. Siyasi polemiğini ben bilmem. Yani ona karışmayız. Yürü demem tabii onlar. Çok teşekkür ederim. Onu hakim ve savcılar karar verdi. İşte onlar verdi zaten. Onlar karar verdi. Siz karar verdi de o harekette o kucaklaşmalar neydi? Abi konu çak değil. Bu hak etmedi mi? Ben onu demiyorum. Çak ayrı bir şey. Çak ayrı bir şey. Niye ben ayrı? Ben neden ayrı? Neden ayrı oluyor? Birbirini seviyor abi. Birbirini seviyorlar. Benim kardeşim, o diyor benim oğlumu biz ilgilendirmez. Biz sorumuz bu. İmamoğlu hak etti mi etmedi mi bu cezayı? Onu yargı verecek kararını. Yargı verdi zaten. Hapis ve siyaset yasağı koydu. Daha bitmedi yargı kararı bitmedi. İlgi soruyoruz. Yerel mahkemeye soruyoruz. İlgi bitmedi daha. Ben hakim değilim, savcı da değilim. Ben görenlere gördükler. Ben karar vermiyorum. Ben karar versem hakim savcı olurdum. Teşekkür. Ne düşünüyorsun? Etmedi, hak etmedi yani. Herkes her şeyi söylüyor. Adamı tek hatasıyla bir yere tıkmaya çalışıyorlar yani. Ne gerek var? Çok teşekkür. Kızınız mı? Kızım. Maşallah abi. Abi nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Bizim videolarımızı izliyor musunuz YouTube'da? Vallahi izliyorum, takip ediyorum ve takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Nasıl buluyorsunuz abi? Vallahi çok iyi biliyorum. Çok çok adaletli ve nizami bir şekilde sunuyor. Aynen, kesinlikle. Hep sizi izliyorum ve memnun. Yani bu şekilde devam edelim. Aynen hiç bu çizginin dışına çıkma. Çok teşekkür ederim. Biz adalet, herkes konuşsun diyoruz. Hak etmemiş. Kesinlikle hak etmemiş. Siyasi ceza verdi. Kesinlikle siyasi bir karardır, siyasi bir cezadır. Zaten aynen, ben zaten izliyorum, takip ediyorum. Dur baba. Dur baba. Aynen öyle. Baba, hak etmemiş. Evet, hak etmemiş. Abi, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol, başarılar. Vallahi bilmiyorum, hak etti bence yani. Hak etti. Evet. Türkiye'den sürelim abi. Sürün gitsin. Fizan'a gitsin. Trabzon'a gitsin. Fizan'a, tamam. Teşekkür ederim. Bilmiyorum yani. Ona yorum yok. Ona yorum yok. Etmedi tabii ya, konuştuğu için ceza verelim adama ya. Ya olur mu öyle şey ya? Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ya sence etti mi? Kargalar güler buna, kargalar. Adam ne dedi? Ha. Aynen. Teşekkür ederim. Herkes güler. Yorum yok. Türkiye'den. Onu artık devlet bilir. Biz bilemek. Devletin yargı bilir, hukuk. Yargı bilir, hukuk bilir. Haksızlık olarak görüyorum. Kesinlikle, aynen haksızlık olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İmamoğlu benim Karadenizli hemşerim. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olsun ilk defa. Bak, oy atmadım. 6 seçim oy atmadım. Ama şimdi onu atarım. Şimdi onu atarım, hemşerim Karadenizli. Ha. Karadenizli birbirini tutarsa, Karadenizli'yle birbirini tutarsa Türkiye'de yenemeyeceği bir takım. O zaman hak etmedi. Ceza hak etmedi. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu. Bu İmamoğlu kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Hayır. Öyle olabilir. Sene 64. Tamam. Rumların başında başpiskopos Makaryos diyordu bizim Türk spikerleri. Allah razı olsun. Makaryos vardı. Evet. Gavur Makaryos. Tamam. Firavun Makaryos. Rumların başındaydı. Sene 64 Türk çocuklarını banyolarda kestirdi. Şimdi bu bizim Makaryos. Sorumuz o değil. Hayır, hak etmedi. Hayır, Makaryos'un heykelini kim dikti? Beylikdüzü'ne İmamoğlu dikti. Önce ben soruyu sordum. Dedi ki rölyef yaptık dedi. Hayır, öyle bir şey yok. Hayır. Yok, yok, ben ama soruyu sordum. Halkımız onu ne yaptı, Makaryos'un heykelini? Balyozlarından parça etti. İmamoğlu inada bindi. Hafta sürmedi. Yine o gavur Makaryos'un heykelini dikti. Cezayı hak etti mi cezayı? Ceza ne ki? Ben Cumhurbaşkanı'na seslendim geçen de. Hiç dinlemedi beni. Ona 2 sene değil, 470 sene ceza verilecek İmamoğlu'na. 470 sene.
Hak etmiş. Hak etmiş. Tabii. Hak etti onu. Hak etti. Çok teşekkür ederim. Ben de. Ekrem İmamoğlu hapis cezası ve siyaset yasağı geldi. Ne? Ya taş olduğu bir ceza be. Ne hak, ne hukuku ya. Buna hukuk demek yani bilmiyorum. Abeste iştigal bir olay. Hukukla alakası yok. Ne alakası var hukukla? Soruyorsun. Ya yapma yani bunu sormam bile bir abeste iştigal. Yani. Abi çoğu dedi ya, hak etti dedi. 470 inmesi lazım dedi biraz önce. Ben ya, bilmiyorum. Yani biz herkese soruyoruz. Hakkın ne olduğunu tarif etmesi lazım insanlara. İnsanlara önce hakkı tarif etmesi lazım. Önce hakkı. Öyle mi? Bir tarif etsin bakayım hak nedir? Hak nedir? Ya şimdi demin abimizin bir şey dedi. Ben dedi bir saraya bulamadım. Ya Kurtuluş Savaşı'ndan önce de insanlar atların pisliklerinden arpa toplu yiyorlar. Ne yapalım şimdi yani dönüp arpa mı toplu? Oraya mı gidelim? Belki 30 sene sonra bugün yaşadıklarımızı diyeceğiz ki ya ne kadar ilkel yaşamışız. Yaşadın ya hadi. Ya ben de gideceğim. Ben de seneye gel 17 yaşında olacağım. Abi teşekkür ederim. Hizmetten yana vereceğim. Kim hizmet diyorsa ona vereceğim. Onu söyleyin ya. Görüyorsun her tarafla şu anda. Hizmet ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun aldı hapis cezası. Hukuki mi siyasi mi hak etmedi mi? Ne düşünüyorsun? Hak etmedi. Yani o yanlış. O yanlış. Bir AK Partili seçmen olarak yanlış bir şey diyorsun. Yanlış tabii yanlış. Yani ben adalet bence olmak böyle güzel bir şey abi. Teşekkür ederim. Bir şey de. Çok sağ olun. Onu ben de hukukçu değilim. Onu anlamam. Fikrim yok. Yok ona ilgim yok. Hukukçu değilim. Hukukçu olsam olurdu. Ha. Tamam teşekkür ederim. Bak yani ama ekonomist de değilsin. Türkiye çok iyi yani, dedin. Ekonomist bak, de değilsin. Niye iyi dedin? Bak, bu hükümetin hatası şu. Toplu konutu şehre indirmeyecekti. Ecevit Asya'da köy kent. Köy. Tabii ha. Köy kent yapacaktı. İlkokul o köyünde kaldırmayacaktı. Yapacaktı tamam. Bir sağlık ocağı. İlkokul orada olsun, sağlık ha, olsun. Bir ha. Toplu o hataydı. Toplu hataydı mesela. Bak ben şeyim, akabeyim ama. Hatanı da dedim sana ne öyle. Söylerim. Doğru. Bu onlar siyasi olabilir, şey olabilir. Biz onu bizim işimiz değil. Hak etti mi etmedi abi, mi? Abi etmedi ki adam zaten alnının teriğinden gelmiş. Niye? Herkes ona bakarsan Cumhurbaşkanı bir sürü milletvekili ağzından bir sürü kelime çıkarıyor. Onlara herhangi bir soruşturma açılmıyor ki yani. Hep muhalefete var bu soruşturmalar yani. Teşekkür ederim. Eyvallah, iyi günler. Ekrem İmamoğlu hapis cezası aldı. Ne düşünüyorsun? Ekrem İmamoğlu'nu söyleme bana hiç. Hak etti mi etmedi mi? Onu söyleme bana. Yok hak etti mi etmedi mi onu soruyorum. Hak etmedi. Hak etmedi. Bu takacaksın ipe, hak edecek. Öyle mi? He. Daha fazlası. İpe takacaksın. Niye? Suçu ne? Suçu mu ne? DTP'yle gezip dolaşıyor. Neyle? DTP'yle gezip dolaşıyor. Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyaset yasağı geldi. Ne düşünüyorsun? Siyasi mi? Abi mi? Yani bunu ben kınıyorum. Yani hiçbir seçilmiş insana mahkeme yolunun gözükmesi yanlış. Ha yolsuzluk yapar ne bileyim başka bir şey yapar tamam yargılayın. Ama öyle bir laftan ama dolayı öyle bir laftan şu laftan bu laftan hiçbir siyasi kesinlikle kabul etmiyorum. Teşekkür ederim abi. Abi icraata bakacaksın ya. Aynen. Abi nasılsın? Ekrem İmamoğlu hapis ve siyaset yasağı. Hangi söz olduğunu biliyorsun? Ne düşünüyorsun? Seçilen arkadaşın dediği gibi seçilen bir insanın atanan bir insan tarafından görevden alınmasına bence saçma buluyorum. Çünkü 16 milyonun iradesi Ekrem İmamoğlu. Yani yaptığını ki ahmak kelimesi ki ona denilmedi. Hani Yüksek Seçim Kurulu'na denilmedi. İkincisi ahmaktan öte sürtük denildi. Terör denildi, çürük denildi. Peşmürde ederiz, yani seni peşmürde ederiz, topalörde gideriz. Yani hepsi, yani bizi asmaya kadar kalktılar. Hani yurt dışında haksız bence. Çok teşekkür ederim. Ya tabii ki siyasi. İmamoğlu'nun söylediği sözden dolayı eğer ceza alıyorsa ya vallahi dışarıda insan kalmaması lazım. Hepsini içeri atmaları lazım. Kendileri her şeyi söylüyorlar. Evet, hadi. Şey atmaları lazım hocam. Adam şiir okudu diye cezaevine girmedi mi? O da yanlış, onu savunmuyor. Yanlış canım. Biz onu savunmuyoruz. Yani, o da yanlış. Ama kendisi yaptıkta iki yani ben bu yargıya karışmam ama haklıysa niye, veriyor demek ki. Yargıydı. Niye karıştınız? Niye karıştı? Kim karıştı? 5000 kişi attın dışarıya. Ne dışarı attı adam? Beni niye almadılar? Seni niye almadılar? Demek ki yargı şimdi, yargı ilan. Öyle bir şey yok. Şimdi bu olay İmamoğlu Tayyip olayı değil. Yanlış bir tanedir. Ona da yanlış yapıldı. Yanlış. Yapılan yani tabii ki haklı. Siz hakaret ederseniz hakaretin sonucunda
yapılan yaptırımlara uymak durumunda. Sayın Süleyman Soylu da söyledi. Olabilir. Eğer ki gider o zaman mahkemeye, eğer mahkeme bunun neticesinde evet derse ki bu da hapise girmeli ya da şöyle bir karar olabilir. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Abi hak etmedi. Haksızlıktır. Haksızlık. Bak önce HDP bütün kayyumları koydular. Kimse sesini çıkarmadı. Şimdi sırayla geliyor. Herkese geliyor. Çünkü buna bütçe yetmiyor. Sırayla. Halkın yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor abi. Bütün şeyleri aldılar. Çok teşekkür ederim. Şimdi İmamoğlu'nunki o kanlı şeyi, onu ben anlayamam. Orasını bilmiyorum ama hak etmeseydi gelmezdi diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasa ve hapis cezası geldi yerel mahkeme tarafından. Ne düşünüyorsun? Hak etti mi etmedi mi? O hak etmedi. Onu çıkaranı da yadırgıyorum. İlk önce söz söyleyene soruşturma açsınlar, ondan sonra ona soruşturma açsınlar. İlk önce ahmak denersin abi. Heh, aynen öyle. Şimdi vatandaşa ahmak dediler onda başta. İllet, zillet, topal ördek. Hani bunu anana al git. Onların diliği der mi? Hani bizim? Bunlar bize batmıyor da bizim söz ona niye bassın? Onlar daha ağır konuştu diyorsun. Onlar bize ağır konuştu. Biz de tabii geri ilave edeceğiz. İade edeceğiz. Ha, kaynağı geri ilave edeceğiz. Merkeze yani. İade. Ha, merkeze ilave etmiş olacağız. Yani. Olay bu. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Haksız. Haksız bir şey. Ahmak denilen bir davayla kimse şey demez yani. Yargılanamaz. Ve hukukta da bunun yeri yoktur yani. Hangi hukukta varsa cezalandırılsın yani. Ahmak denilen bir kelimeyle İmamoğlu cezalandırılıyorsa cezalandırılsın. Zaten ceza verildi. Verildi. Başkanı bırakın. Sarayın şeyiyle verildi. Sarayın baskısıyla. Emirle mi? Evet, emirle verildi. Ama siyasi bir durum. Siyasi bir durum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Haksız. Haksız bir şekilde. Haksız. Çok teşekkür ederim. Biz bir saniye, biz onun işini anlamıyoruz ki. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayır. Hak etmedi. Asla hak etmedi. Asla hak etmedi. Hak etmedi. Yanlış bir ceza değil mi efendim? Yanlış bir ceza. Çok teşekkür ederim. Sağlık, saat diliyorum. Ceza hak etti mi etmedi mi? Hak etti, sonuna kadar hak etti. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ülkenin hakimine, savcısına öyle ahmak mahmak diyemezsin. Yüksek Seçim Kurulu'na öyle konuşamazsın. Peki İmamoğlu cezada hak etti mi etmedi mi? Neyini edecek kardeşim ya, cezayı kim veriyor? Masumiyem aşkım ya. İmamoğlu'nun nesi var? İmamoğlu'nun nesi var? Bana onu söyle. Söyle bana İmamoğlu. İmamoğlu gelsin. Nesi var İmamoğlu? Nesi yapmış? Hak etti mi? Abla bana konuşuyor. Kardeşim konuştu. İmamoğlu gelecek. Hadi devlet başkanı. Siz mi? Sizin gibi aptallar oldu süreçte de bu Türkiye. Abla bana hoş geldin. Gel bana konuş. Her şey AK Parti. Tamam. Siz bir şey yapın. Abla hoş geldin, gel. Gel bana konuş. Niye anarşistleri tutarlar tutuyor? Bana konuş. Abla anarşistleri tutuyor Kılıçdaroğlu. Sen niye tuttun be? Evet. Abla sen git. Sen konuş. Sen git. Tamam. Ben 20 tutuyorsunuz. Ablacığım bana konuş. Nasılsın, iyi misin? Allah Allah. Çalıştım, aldı 15 milyon. Bayrampaşa cezaevinde 5 milyon. Onu da göremeyeceksiniz siz. Bu yaştan sonra onu da göremeyeceksiniz. Sen ne dersen. Ablacığım bana konuşmak ister misin? Nasılsın, iyi misin? Bundan sonra onu da göremeyecekler. Kılıçdaroğlu çıkarsa. Kim oy vereceksin abla sen? AK Parti'ye. AK Parti'den başka kimseye vermez. Türkiye'de yaşamaktan emin misin? Evet, çok emin. İmamoğlu'nun adı ceza hak etti mi etmedi? Cezayı hak etti hak etmeli bilmiyorum. Ona inadım yok. Evet. Yüzün eksik olmasın. İmamoğlu'nun ceza aldığını almadığını bilmiyorum. Ona karışmam yok. Ama hiçbir şey de yaptığı yok. Ama sinirlenme yine sen. Ben Kılıçdaroğlu'nu duydum. Sana sinirleniyorum. Doğru söylüyor. En güzeli AK Parti. Bilemem onu. Fikrimiz yok. Teşekkürcularımıza hakaret edersen, istersen Cumhurbaşkanı değil daha ondan ilerisinde olsan. Efendim, ben nasıl cevap veriyorsam sen de aynı şey diyorlar ki Ekrem, diyorlar ki Süleyman, Sayın Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu ahmak dedi. Hayır. O da ona diyorlar. Hayır değil. Süleyman Soylu'yu katmasın araya. O Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat söyledi. O ahmaklara söyleyin bunu yenilemezsin diye söyledi. Kulaklarım. Peki efendim, Sayın Cumhurbaşkanı grup konuşmasında dedi ki geziye katılan kadınlar sürtük ve çürük. O damar sürtük, erkek de çürük dedi. Gezi kalkışmasına. Vallahi gezi kalkışması ne biliyor musun? Hep Amerika'nın biyon oyunlarından biriydi. Bizim milletimiz. Siz doğru mu? Ha. Cumhurbaşkanı ne diyorsa doğrudur. Olur mu? Tövbe de şirk o ya. Yok. Şirk. Hayır. Hayır. Peygamberin dışında şirk. Hayır. Cumhurbaşkanı ne diyorsa, ben 65-66 yaşındayım.
CHP'ye de oy verdim. Doğruya da yol verdim. Şimdi abi şu o sözünde erken... tövbe et. Cumhurbaşkanı ne diyorsa değildir. Allah'ın ne diyorsa doğrudur. Hayır tamam. Amen nasevet. Ona insan beşerdir şaşar. Hayır hayır onu sabıtmayacaksın şimdi. Sonra Ekrem İmamoğlu hapis cezası ve siyaset yasağı geldi. Hak ettim etmedim ne düşünüyorsun? Mesela Ekrem İmamoğlu zaten bana hiç söylemez. En kısa zaman bir şey söyleyeceğim. Benim dedem tırpan keküsüyor biliyor musunuz tırpanı? Rahmetli babaannem geldi dedi ki artık dedeme sinirlenmişti demişse. Dedem de ne dedi biliyor musun? Hanım hanım dedi elin hamuruyla erkek işine karışma dedi. Buradan Meral'a sesleniyorum. Elinin hamuruyla erkek işine karışmasın. Kadından başbakan mı? Erkeği kadını mı var? Allah'ını seversen hiç olur mu? Türkiye boşa gider. Türkiye evimizin yolunu tanıyamayız. Çocuğumuzu tanıyamayız. İnanın ki bunu. Ben size söylüyorum. Allah şu Tayyip'e din güvet versin. Başımızdan eksik etmesin. Eğer Tayyip olmazsa bakın. Efendim peki ölüm var. Allah korusun. Ölür. Ablacığım kameranı çıkar. Tayyip Erdoğan hak vaki olur ölürse ülke batacak mı? Batacak. Hayır. Türkiye şey. Hayır. Tayyip gelirse doğru batırdı, yoldan gideceğiz. Batırdı. Ne batırmaz Allah'ın teşekkür. Bir dakika. Teşekkür. Ben olmaz. Abi sen bana peynir abla ya sen şu röportajda onun yaşları konuşturun ya. Bu cahilleri konuşturun ne diyorsun ya kardeşim yaşta insanların ne bunların ne sizi gelmiş bir dakika gençlere olsun gel ablacığım bana sıkındı ablacığım vallahi konuşurum onu tuzu konuşurum cahil olanlar öyle konuşur nasılsın iyi misin İmamoğlu hapise hak etmedi. Yatmamalı. Hak etmedi o adam. Hak etmedi. Niye hak edeni, hak edeni ya atsınlar içeriye. Hak etmedi. İmamoğlu'nun cezası yanlış. Çok teşekkür ederim. Ben cezaevinde görev yaptım burada Bayrampaşa cezaevinde. Evet başgardiyanıydım burada. Çok hak etmedi abi. Haksız abi çok haksız anda. Durulmaz. Ekrem İmamoğlu'na cezası. Biz diyoruz ki yargı... Evet, diyoruz yani ki ya. Özgür irademize verdiğimiz oy namustur oyumuza. Abi gam sırtında geçiniyor tamam. Orada. Ya yaşamıyor ki insanlar sürünüyor. Yani Ekrem bak az önce de söyledim. Ekrem İmamoğlu'na ceza verilmedi. Oy verdiğimiz özgür irademize ceza kesildi. Yani halkın özgür iradesine kesilen bir ceza var. Tabii ki özgürlüğümüze ve geleceğimize kesilen cezaya karşıyız. Ekrem İmamoğlu bireysel değildir. Ekrem İmamoğlu bir kitleyi temsil ediyor. Yani hepimize kesildi bu ceza. Arkadaşlar medeni insanlar gibi tane tane fikrimizi beyan edelim. Kavgaya hiç gerek yok. Hepimiz yetişkin. Sayın Ekrem İmamoğlu senin gibi benim gibi bir vatandaş doğru mu? Evet vatandaş. Bizim ülkemizde hukuk bazında yapılmış olan bizim ülkemizde yapılmış olan eylemlerin, söylemlerin bir karşılığı varsa Sayın Ekrem İmamoğlu da devletin aktif görevinde olan savcıya, hakime kötü laf söylediyse, hakaret ettiyse, suç aldıysa doğrudur. Süleyman Bey de söyledi ona. Süleyman Bey de birisi mahkemeye versin, suçsa o da yargılansın. Abi, onlar numara diyorlar abi, ona girmem ben. Hak edin mi etmedi mi? Onlar karışma ona işte. İmamoğlu'na bu Türkiye'de hiçbir siyasetçiye verilen cezalar uygulanmamıştır. Uygulanmamıştır. Onlar uygulanmayacak. Teşekkür abi Allah yardımcın olsun. Uygulanmayacak. İmamoğlu ceza işlediyse, suç işlediyse, bir görevliye hakaret ettiyse suçtur. Tamam. Çeksin cezasını çeksin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gariban çekiyor da o niye çekmeyecek? Vallahi bilgim yok o yüzden abi o konuda bir şey diyemem. Abiye söyle. Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyaset yasağı geldi. Ne düşünüyorsun? Hak etmedi. Kesinlikle haksız. Haksız. Ya. Çok teşekkür ederim. Bu bir iktidarın yargıdaki bağımsızlığın kaldırılması. Çünkü yargı iktidarın eline geçti. Hak etmedi. Teşekkür. O politik. Ya şimdi seçim yaklaştığı için. Abi hak etmedi diye bir şey demiyorum bak. O politika. Tayyip Erdoğan da bir şiir okudu diye ama ne şu oldu? Şu an istinaf onaylarsa bitecek hayatı. Yok yok. Tayyip Erdoğan şiir okudu diye ne oldu? Cumhurbaşkanı oldu. Olacak o zaman. Ya o olamaz. Niye benzetiyorsun? Yok bak. İmamoğlu benim hemşerim. Ben kendisini severim. İnsan olduğu için severim ama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 3 sene oldu. Trabzon'a selam. Ya o şey o tarafında yani. Tüm bunları yaparken. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin hepsine silah olsun. Teşekkür ederim. Hepsi bizim zali. Anladın mı? Bence bu hapis cezası seçim yaklaştı falan. Bence hak etmedi abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Bu pazar seçim olursa Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Ekrem İmamoğlu yapılan yargılama sonucu hapis cezası aldı ve siyaset yasağı geldi efendim. Siyasi mi hukuki mi? Siyasi yasağını istemiyorum. Yanlış. Yanlış. Niye diyeceksin yanlış? Niye? Bak hayır söylüyorum abi yanlış. Niye yanlış? O da belki bu ülke için mücadele edecek. Doğru. Önü kesilmesin. Aynen. O hak ediyor. Tabii ki hapis cezası aldın diyecek bir insan değilim. Herkes vicdanla konuşacak. Aynen. Ekrem İmamoğlu şu anda bizim İstanbul'da Büyükşehir Başkanı mı? Başkanı. Ama o da CHP'yi CHP'nin olduğunu kabullenecek ama. Doğru mu? Burada belediye başkanlığı yapıyorsa bizler için 85 milyona burada hizmet 20 milyon buradaki 16 milyon İstanbul'a hizmet ediyorsa o da CHP'nin içinden geldiğini bilecek. Ya ben İmamoğlu'nu severim ama hak etmedi. Etmedi. Tabii ki etmedi. Öyle çok teşekkür değil. Merhaba. Teşekkür ederim. Onu bilemem. Kanun adalet midir onun? Ceza verildi. Ceza hak etti. Doğru mu? Hak etti, hak etti. Ne için hak etti abi? Ne yaptı mesela? Bir insan kendi yerini iyi bilmesi lazım. Tamam ne yaptı mesela? Durduğu yeri. Sen seçim kuruluna sen aşağılık diyemezsin. O diyor ki ben bana ahmak diye yok Ekrem İmamoğlu çıkışı. Sayın Süleyman söylüyor bana ahmak diye ben de ona yad ettim diyor. O yalan söylüyor orada. Peki ahmak demenin suçu bu mu olmalı? Ağır değil mi biraz? Olmaz. Bir seçim kurulu başkanına kimse ahmak diyemez. Tamam ha. Anladın mı? Çeksin diyorsun. Sana deseler Büyükşehir Belediyesi'ne sen manyaksın sen şeysin deseler. O ne yapar? Nedir? He? Diyorlar ona değil diyorlar. Mi? Yok demiyorlar. Ayol diyorlar makarayı diyorlar. Cevap verdi daha, adam zaten. Her şey. Bak ahmak diye cevap verdi diyor. He? Ahmak diyene cevap verdi adam. O başka ahmak şey kelimesi mi? Karşılık verdi. Doğru ahmak diyene cevap verdi. Ona niye? Cevap. Ceza verilmiyor da ona veriliyor. Ki işte o, sorun orada zaten. Kime ceza verecek? Başka. Tamam o da lan ne dava? Dava açamıyor. Mühür onun da kime dava açacak? Abi kararın biraz şey olduğunu düşünüyorum. Siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Hak etti, hak etmediği beni pek bilgim yok o konuda. Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı ve hapis cezası geldi efendim. Hak etti mi etmedi mi ne düşünüyorsun? Etmedi canım. Etmedi ya. Etmedi. Ağır bir ceza. Bu arkadaş çalışmıyor. Çok teşekkür ederim. Çalışmıyor. Efendim hoş geldin. İyiyim hamdolsun. Buyurun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok iyi. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verecek? Yani? Ya kötü tabii. Savcılara, mavcılara küfür ediyor adam. Bence siyasi. Çünkü aynı duruma Erdoğan da yaşamıştı bir dönemler. Yani Erdoğan'ın bu duruma müdahale etmesi gerekirdi. Aynı durumu şu anda İmamoğlu yaşıyor ve hiç de hoş bir durum değil yani. Haksızlık tabii. Cumhurbaşkanı ne dedi? Seni çalıştırmayacağım dedi ya. Bu kadar basit. Allah Allah. Evet seni de çalıştırmayacağım. Ben bunları söylerken öyle, şu anda ben CHP'li değilim yani. Açıkta söyleyeyim bunu. İnadına. Hayır CHP'li değilim yani. Ben şimdi ben doğruya doğru... Tabii ki tutumlarına kızdığım için, davranışlara kızdığım için. Yani. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ ol, siz de hoş geldiniz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Dört dörtlük benim için. Allah daha iyisin abi. Amin. Daha versin. Allah razı olsun. İnşallah biraz da bize. İnşallah. Abi, bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? AK Parti'ye. Bir gerekçeniz var mı? Neden AK Parti'ye? Ben ondan daha iyisini görmüyorum. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası ve siyaset yasağı geldi. Ne düşünüyorsunuz? Bu şeye karşıyım ama bunu tabii... Bir AK Partili olarak bu cezanın olmaması tabii, lazım. Tabii ama bunu derken de... Bunu Tayyip'ten bilmemek lazım. Bu yargı meselesi. Bunu dolap fırlandırıp Tayyip... Diyorlar ki Sayın Süleyman Soylu önce ona ahmak dedi. O da ona yade etti. Hayır. Bak şimdi seçim gecesi YSK'nın verdiği bir karara bu YSK ya ahmak dedi işte ne ahmak demeye o kadar ağır mı? O ağır mı olması lazım? Bak şimdi ağır olup olmasını onu ben kafamda canlandıramam ama bir siyasetçiye yakışmaz bu kelimeler. Peki bunlar dedi ki geziye katılan kadınlar sürtük, erkekler çürük. Bu daha mı hafif? Şimdi onu da söyleyelim. Bir dedim ya bir siyasetçiye yakışmayacak bir kelimeler hoşgörü ama tabii ama şimdi bunlar perde önünde ayrı, perde arkasında ayrı. Yani buna çok görmemek lazım. Aynen. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sağ ol. Hak etmedi. Siyasi bir ceza. Evet siyasi bir cezası. Çok teşekkür ederim. Büyük bir hakaret. Ekrem İmamoğlu'na veren hapis ve siyaset yasağı. Hak etti mi etmedi mi? Tabii ki etmedi. Herkes konuşuyor. Kimse bir şey demiyor. Niye ona? Söyleyenler nerede? Biz
Size... Onlar niye suçlanmıyor da bizim o suçlanıyor? Şu adamın konuşmasını al. Hak etmedi. Yanlış mı? Aptalsın demeyeler, hapis atılmaz adam. Yanlış değil mi efendim? Yanlış. Verilen ceza Türkiye'ye hakaret mi diyorsun? Hakaret de Türkiye'ye, evet. Söyleyenler niye yok? Diyorlar ki Ekrem İmamoğlu ahmak demiş diyorlar. Ona da demişler. Ona derken onlar niye duymuyor da onu duyuyorlar? Onları niye Türkiye duymuyor? Onu niye duymuyorlar? 20 senedir... Yargı taraflı mı hareket ediyor? Yargı dediğin zaman gerçekten yargı olmalı. Şu an İmamoğlu karşınızda olsa da ne söylerdim? Haklı olduğunu söylerdim. Haklısınız, devam. Haklısınız, devam. Yoluna devam. Teşekkür ederim. Yoluna devam. İmamoğlu'na vereceğim, CHP'ye. Hayır, hak etmedi. Kesinlikle hak etmedi. Dış devlette demişler. Bravo be. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.